Bugün günlerden Antalya demiştik. Şu an bulunduğumuz yer Manavgat Şelalesi. Manavgat çayının üzerinde bulunan ve de Türkiye'nin en ünlü şelalelerinden bir tanesindeyiz. Buradaki muhteşem debiyi görüyorsunuz sanırım. Şöyle yaklaştırayım. Aslında döküldüğü mesafe 1-1,5 bilemediniz 2 metrelik bir mesafe ama çayın muhteşem debisi yukarıdaki barajın büyük bir ihtimalle kapaklarını açıp çaya bıraktıkları sudan dolayı acayip yükselmiş ve köpük köpük akan, bakın şöyle sanki kaynayan bir şeyin köpüğü gibi ve ses konuşmamı bile bastıracak kadar yoğun ve güçlü. Şöyle baktığınızda aşağıdaki seyir terası da yine suyla dolmuş. Bu da daha önceki haberlerde çıkan baraj kapağının açılmasından kaynaklanan su miktarının yükselmesinden dolayı olsa gerek ama muhteşem bir etkileyiciliği var. Baktığınız zaman hem ürküyor hem etkileniyorsunuz. Şu ilerideki yuvarlak şeklindeki döküm, yanındaki kayalık döküm ayrı bir tat katmış. İki taraftan ağaçların arasından gelen bu güçlü su bu bölgenin en tanınan yüzü olmuş. Evet, bu sesi burada dinlemek ayrı bir huzur. Doğanın sesi her zaman ve her yerde farklı olsa da size bıraktığı tat huzur oluyor. Bu korkutucu ses, bu acayip kuvvetli ses, insanı ürperten ses, bir taraftan da insana huzur veren ses haline dönüşüyor. Yürüyen ayaklar, Antalya, Manavgat Şelalesi, 8 Haziran 2018.